Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 74. bölüm fragman değerlendirmesini sizler için detaylı, ayrıntılı, bilgilendirici bir şekilde yapmaya çalışacağım. Yani kafanızdaki bütün soru işaretlerini şimdiden gidermeye çalışacağım. 74. bölüm hakkında çok fazla bilgi paylaşmaya özen göstereceğim siz değerli dostlarım için. Ama ayrıntılara geçmeden önce elbette ki sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz, sonrasında bildirim butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim sizleri bekliyor. Onlara katılıp takip edip abone olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmından Instagram, Facebook, Twitter adreslerime erişim sağlayıp abone olmak arkadaşlar. Bu arada videonun başında bir anket sorumuz gelsin. Bakalım sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten Müjgan hamile mi? Hamile diyenler yorumlasın. Hayır, hamile değil diyenler beğensin. Farklı bir görüşü olanlar yazsın. Çünkü Müjgan'ın bu aralar hamilelik olayı gündemde. Müjgan'ın hamile kaldığına inananlar yorumluyor. Müjgan'ın hamile kalmadığını, oyun oynadığını düşünenler beğeniyor. Farklı bir görüşe sahip olanlar yazıyor. Bakalım aramızda kimler ne düşünüyor 74. bölüm hakkında. Arkadaşlar videomuzun detaylarına geçecek olursak Müjgan konusu üzerinden hareket edelim. Çünkü Müjgan'ın hamileliği üzerinden bir bölüm izleyeceğiz. Aslında farklı konular da olacak ama bu haftanın bölümüne Müjgan'ın hamileliği damgasını vuracak. Müjgan hamileyim diyerekten, daha doğrusu kendi ağzıyla söylemiyor, eczacıya söylettiriyor. Yani Müjgan Züleyha'yı aslında takip ediyor ve Züleyha'nın girdiği eczaneye bilerek giriş yapıyor ve bu girişi esnasında hastanede tabii ki doktor ve başhekim olduğu için hazırlamış olduğu reçete ve raporla birlikte eczacıdan hamilelikle ilgili reçeteyi teslim edip ilaçlar istiyor ve tabii ki eczacı kendiliğinden hamile ilaçları bunlar diyerekten hamile misiniz diye soruyor. Evet diyor. Yani kendisi aslında söylemiyor. Tabii ki eczacıya söylettiriyor. Buradaki amacı nedir? Züleyha'nın duyması. Züleyha'nın Müjgan'ın yeniden hamile kaldığını düşünmesi. Çünkü Züleyha çocuk konusunda hassasiyetini biliyor. Müjgan daha önceki bölümlerde bunun altını vurguladı. Aslında çocukları için her şey yapacak bir kadın dedi. Yani çocuklara karşı olan zaafından dolayı Müjgan da buradan bir çıkar elde etmek istiyor. Nasıl bir çıkar? Çünkü 73. bölümde hatırlayacak olursanız Müjgan eşyalarını almak bahanesiyle küçük konağa gelmişti. Ve o anda küçük konakta Yılmaz da Züleyha tartışıyordu. Tabii ki Yılmaz ve Züleyha'nın Müjgan'ın kapıya geldiğinden haberi yoktu tartışmaları esnasında. Ve Müjgan Züleyha ile Yılmaz'ın konuşmalarına tanıklık etti. Neydi bu konuşmalar? Yılmaz boşanma davası açacaktı Müjgan'a, bunu Züleyha'ya söylüyordu ve gerekirse çocuğundan bile vazgeçebileceğini, yani mahkeme karar verirse çocuğun Müjgan'da kalmasına buna uyum sağlayacağını ve çocuğu olmaksızın Züleyha ile birlikte yurt dışına kaçabileceğini dile getirmişti ve Züleyha şaşkınlığını gizleyemiyordu. Nasıl yani, çocuğun olmadan mı kaçacağız diyerekten. Müjgan bunları duyduğu için, yani Yılmaz da Züleyha'nın kaçacağından emin olduğu için, Yılmaz da Züleyha'nın kavuşmaması için, kaçmamaları için, onları durdurabilmek için elindeki son kozu kullandı. Neydi bu koz? Aslında hastanede başhekim olmasının vermiş olduğu ayrıcalık, hem doktor ve ayrıca hazırlamış olduğu basit bir reçete ile hamileliğini Züleyha'ya duyurdu. Peki hamile mi? Elbette ki hamile değil arkadaşlar. Şimdiden hamile olduğunu düşünenler varsa burada yanılıyorlar. Müjgan aslında hamile değil. Niçin hamile değil? Yılmaz'la çünkü bir ilişkileri yok. Yılmaz'la artık karı kocalık hayatları bittiği için, Yılmaz kaçış planları içerisinde olduğu için Yılmaz'ı durdurabilmenin tek yolu, daha doğrusu Yılmaz'ı durduramayacağını biliyor. Züleyha'yı durdurabilmenin tek yolu Müjgan'ın ikinci kere
anne olma olasılığı ve anne olma olan, yani adaylığında olan Müjgan'ın yarı yolda tek başına kalmaması için Yılmaz'ın desteğine ihtiyacı, vicdan muhasebesinden dolayı Züleyha Yılmaz'dan vazgeçeceği için bu hamilelik dedikodusunu ortaya attı. Bir nevi aslında Yılmaz'ı durduramayan Müjgan, Züleyha'yı durdurmak istedi. Çünkü bunu yapmasaydı Züleyha ile Yılmaz kaçacaktı ve tabii ki Müjgan tek başına kalacaktı. Tek başına kalmamak için, Yılmaz'ı Züleyha'ya kaptırmamak için aslında biraz kartlarını Züleyha üzerinden oynadı. Züleyha'nın annelik hassasiyeti üzerinden oynadı. Züleyha'nın daha vicdanlı davranıp evli ve doğurmak üzere olan bir kadını kocasız bırakmamak üzerine oynadı. Ve bu konuda elbette ki Züleyha aslında Müjgan'ın tam da istediğini verecek. Nedir bu? Yılmaz da kaçış planlarını rafa kaldıracak. Yılmaz'ın kendisiyle kaçmayı düşündüğü bir dönemde Müjgan'ı hamile bırakmış olmasıyla Züleyha ile Yılmaz arası bayağı bir açılacak, bayağı bir bozulacak, bayağı bir kavgalar başlayacak. Ve hatta o kavgalar o kadar ileri dereceye gelecek ki artık Hünkar Yaman'ın tahtına oturacak bir Züleyha izleyeceğiz. Yani Yılmaz'la ticari anlamda rekabet eden, Yılmaz'ın canını acıtmak isteyen Yamanların bir gelini olarak karşısına çıkacak. Artık Yılmaz'ı seven değil, Yılmaz'dan nefret eden, yani Müjgan'ı hamile bırakıp da hamile bir kadını iki çocuğuyla beraber yalnız bırakmayı düşünen bir erkek nefretiyle Yılmaz'a bir nevi ticari anlamda saldıracak. Yani Yamanları Yılmaz'ın karşısında güçlendirmek için çabalar içerisinde olacak ve Yılmaz'dan kaçacak. Hiçbir şekilde Yılmaz'la arasına sevgi olayını yerleştirmeyecek. Artık köşe kapmaca oynayacaklar. Yani bu bölümde aslında Yılmaz'ın hayallerinin yıkılışını, kaçma planlarının bozuluşunu ve Züleyha'nın kendisiyle köşe kapmaca olaylarını izleyeceğiz. Ve tabii ki bu da aslında Müjgan'ın beklediği, istediği bir olaydı. Ve Züleyha hamilelik vesilesiyle elbette ki Müjgan'ın istediklerini eline verecektir. Ama aynı zamanda hamilelik dedikodusu başına alıp götürdüğü için, Yılmaz da çocuğun kendisinden olmadığından emin olduğu için bunun arkasını kurcalayacaktır. Ve hatta Fikret'le tartışmalarına bile şahitlik edebiliriz. Yani aslında Müjgan'ı hamile bırakanın Fikret olduğunu düşünecektir. Ve Fikret'le ağız dalaşına, tartışmalara, kavgalara, hatta silah sıkmaya kadar gidecektir. Sen nasıl da olur da kardeşim dediğin bir insanın karısını hamile bırakırsın diyerekten. Çünkü Fikret'le ilişkilerinin olduğunu düşünmeye başlayacaktır Yılmaz. Yani kendisinden olmayan bir çocuğun aslında bu hamilelik olayına inanacağı için, yani gerçekten Müjgan'ın hamile kalmış olacağını Züleyha'dan duyduğu için Züleyha'ya inanacaktır. Ve bu konuda suçu, yani tek suçlu olarak Fikret'le Müjgan'ın ilişkisi olduğunu düşünecektir. Ve Fikret'le kavgaları başlayacaktır. Ama Müjgan burada tabii ki gerçeği mi söyleyecek, yoksa hamilelik oyunu sürdürecek mi, bunları izleyeceğiz. Bence Müjgan köşeye sıkıştığı için, Züleyha ile kaçmaması için böyle bir plana başvurduğunu, böyle bir oyuna başvurduğunu, yani gerçeği itiraf edecektir ve ortalık sakinleşecektir. Ama ortalık sakinleşene kadar 74. bölümde Yılmaz'la Züleyha'nın kaçış planları tamamıyla askıya alınmış olacak ve tabii ki Yılmaz'la Züleyha'nın barışıp barışmayacağını izlemeye başlayacağız. Bu konuda Yılmaz Züleyha karşısında ne kadar kendisinin masum olduğunu ispatlayabilir ve Züleyha ne kadar Yılmaz'ı anlayabilir veya dinleyebilir, bunları izleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar, Behice'nin işlemiş olduğu cinayet yanına kar kaldı. Yani uzun bir süre bizler Behice'nin katil olduğunu izleyici olarak, resmi kaynakların onu cezaevine koyduğunu görmeyeceğiz. Tek bir kişi vardı, tek bir şans vardı, tek bir dosya, yani dosyanın kopyasını almıştı Hünkar Hanım. O kopya tabii ki çekmecesinde duruyordu ve Gafur'un eline düştü. Ve Gafur da kendisi de, yani balık baştan kokar hesabı,
daha önce Hatip Ağa'yı yanlışlıkla da olsa vurduğu için, cinayet işlediği için ve bu cinayetinin bilgisini Behice sahip olması vesilesiyle tabii ki Gaffur'u avucuna alıyor. Yani Gaffur'a açık açık söylüyor ki sen beni ihbar edersen ben seni ipe gönderirim. Nasıl mı? Tabii ki dosyayı da elinden aldı. Aslında Gaffur'un elinde bir kanıt kalmadı. Sadece bir söz söyleyebilir. O sözü de ne kadar para getirebilir. Ama şöyle bir gerçek var. Gaffur'un Hatip Ağa'nın cinayeti işlediğini ve bunu Şermin şahitlik ettiğini ve Şermin Behice ile paylaştığı için, Behice de bu konuda bilgi sahibi olduğu için Gaffur'u dize getiriyor. Yani Gaffur'un şu an için fişi çekilmiş. Gaffur yetkisiz eleman diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda Demir'in piyasaya koymuş olduğu katili bulup getirene 1 milyon TL hediye vereceğim, ödül vereceğim demesi, daha önce Hünkar Hanım için belge toplayan kişinin kulağına gidip de bu Demir'e ulaşırsa belki o zaman Behice'nin cinayeti deşifre olur. Ama şu an için Behice'nin gönlü rahat, yani istediği kötülükleri yapmakta özgürdür. Evet arkadaşlar, izleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Tabi farklı gelişmeler olursa sizler için değerlendireceğim. Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun. Sadece bu iz değil, farklı izlerden de haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmanız. Daha sonrasında açıklamalar kısmı Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de davetlisiniz dostlar. Yapmanız gereken tek şey öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmak. Daha sonrasında bildirim butonunuzu açmak ve sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime katılıp takip edip abone olmak. Ayrıca anket sorumu yeniliyorum. Sizce gerçekten Müjgan hamile olabilir mi diyenler yorumluyor. Hayır, hamilelik olayı yok, bir oyundu diyenler beğeniyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda kimler ne düşünüyor 74. bölüm hakkında. Müjgan'ın hamileliğine inananlar yorumluyor. Olmadığına inananlar beğeniyor. Farklı görüşü olanlar yorumluyor tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın dostlar.